Buyur. Operasyon için bekliyorlar sizi. Ya yeni çıktım ben operasyondan. Böyle üst üste operasyona mı gireceğim ya? Neymiş, nesi varmış? Sinir sıkışması varmış. Ameliyata sinir girmeli istiyor. Sinir sıkışması mı? Evet. Çok zor bir operasyon ya. Doğru, yapacak başka kimse yok. Başka kimse yok. Bunun için eğitildim ve bunun için buradayım. Çok mu sinir sıkışması varmış? Bayağı varmış. Bir de içerideymiş. Onu da sizden başka kimse çıkaramaz. Derin bir yerde miymiş? Derin. Ne dedi? Hoca ne dedi? Doktor beyden başka ustası çıkaramaz onu. Başka kimse çıkaramaz mı? Çıkaramaz. Tamam, sen söyle, geliyorum. Peki, bekliyoruz. Yani. Söyle, geliyorum sen. Peki. Hay Allah. Sinirin çıkarılması lazım ama o siniri de çıkarmadan olmaz ki o. Yani mümkün mü? Yani bu çıkaracağız artık yani. Zor bir operasyon ama elimizden geleni yapacağız artık. Merhaba, kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne, hastamız bu mu? Dur. Ben 6 sene bunun için okudum. Baktığım kadar bir müsaade eder misin? Gördüğüm kadarıyla evet, sinirler var ve bu sinirlerin alınması lazım. Bunu böyle gönderemeyiz. Antonio. Lütfen. Asistanlığının ikinci günündesin diye seni affediyorum. Evet. Yere düşeni kullanamayız. Bir tane verir misin eldiven? Rica edeceğim. Teşekkür ederim. Bak, görüyor musun? Eski hasta bakıcılar sizden daha dikkatli. Yani siz bu daha fakülte bitmeden iğne yapmayı bilmiyorsunuz. Ondan sonra da pek çok operasyona girip bir de operasyona girenleri beğenmiyorsunuz. Terim alabilir misin rica etsem? Evet. Zor bir operasyon. Bunu ben size anlatayım. Benim, gördüğüm kadarıyla pastırmanus luxus yaus kısmında yağlanma meydana gelmiş. Şimdi biz bunu buradan böyle çıkartıp da tahliye ettiğimiz zaman, biz bunu buradan böyle taburcu ettiğimiz zaman eskaza bu birinin eline geçtiğinde aldığını olmaz. Bu yasak. Bistürü lütfen. Neşter. Neşteri alabilir miyim? Gel. Ya o iğrenç yağları yağlıyorsun, ondan sonra onu benim alnıma mı süreceksin? Ya yıkıl git, yok mudur başka yapacak bir şey? Git! Gelme bir daha benim operasyonlarıma. Bir bak, meslek öğren ya! Bastırmanın sinirin nasıl, biliyor musun sen? Bilmiyorum. Bilmiyorsun, öğreteceğim diye göbeğim çatlıyor, yanlış mıyım? Doğru. Çok doğru. Konuşturma beni, ayrıca ağzımı da bantlamayı unutmuşsun. Hep senin yüzünden oluyor bunlar. Kan kaybetmese narkozu biraz arttıralım. İsim neydi sizin böyle? Hüseyin Tan. Hüseyin? Evet, Tan. Hüseyin Tan. O bıçağı bana doğru doğrultma Hüseyin abi. Tamam, bu tarafa. Tatlı tatlı muhabbet ediyoruz şurada. Evet. Bıçağı böğrüme dayadınız, öyle sağlıklı bir muhabbet olmuyor. Bu benim elime alışkın olduğundan hiç zarar etmez kimseye. Evde de böyle mi oluyor, alabilir miyim? Evet. Hanım, bir çay alabilir miyim? Oğlum, ne oldu o okul? Sıkıysa derslerine çalışma. Sıkıysa Sayın Tan'a çay getirme. Evet. O yemeği pek beğenmedim ben hanım dediğinde tabii. Sürekli bununla mı dolaşıyor? Hayır, o zaman olmaz. Şimdi şu anda işimizin icabı senin, bu mecbur elimizde tutuyor. Senin karşına çıkıp alacağını isteyen bir esnaf henüz yok. Daha doğmadı. Hüseyin, Hüseyin abi geliyor. Hüseyin abicim, 2 aylık borcum var. Ne borcumuş anlamadım ben. Ne, hangi borç? Bitti, direkt bitti. Sen kaç yıldır ustasın Hüseyin Usta? Ben 40 yıldır ustayım. Nerede başladın? Başlatıcı imalathanesinde. Burada başladın, evet, 40 yıldır da? 40 yıldır devam ediyorum, aynı. 66'da başladım. Ustam, Kayseri pastırmasının özelliği nedir? Kayseri. Niye Kayseri? Kayseri deyince ilk önce akla pastırma gelir. Pastırma da çok lezzetli olur. Havasından Kayseri'nin havasından ve Erciyes Dağı'nın daha güzel havası olduğu için buranın pastırmasını hiçbir taraf tutmaz. Afyon, bilmem, hiçbir taraf, İstanbul, hiçbir taraf Kayseri tutmaz. Yani sen diyorsun ki pastırma her yerde yapılır. Kayseri'de en güzeli yapılır. Her yerde yapılsa da onlar hakeza yapılmaz yani. Peki pastırma ne etinden yapılır? Etin, hayvanın hangi tarafı? Pastırma hayvanın her tarafından yapılır.
Hayvanın işkembesinden yapılan bir pastırma gördün mü? Bak 40 yıllık ustası. Hayır, görmedim ama de. Ama öyle muz orta yapıyorsun ki insan uçarak kafa yapıştırası geliyor usta. O zaten kimsenin aklına gelmez ki. Aha benim aklıma geldi. Hayvanın her tarafından pastırma yapılır. Yok hayvanın ya. Sen hiç boynuz pastırması gördün mü? Etinden yapılır. Sadece etinden yapılır. İşkembe falan onlar sakatata girer. Bak ustam. Evet. Hayvanın her tarafından pastırma yapılacağı benim ağzımdan çıktı mı benim ağzımdan? Yok. Çıkma. Kimin ağzından çıktı? Ustanın, ustanın ağzından çıktı. Ama ben 5 dakika sonra gideceğim. Siz gene ustayla baş başa kalacaksınız. Hemen satmayın adamı siz. Ben diyorum ki bu sırt kısmı olur ya hayvanın. Evet, antrikot. Bu sırt kısmı budur işte. En kıymetlisi budur. En kıymetlisi budur. Ne yapıyoruz o, eti? Antrikotu aldık oradan. Antrikotu aldık. Güzelce çamanlayacağız şimdi arkadaşlar. Hayır, bunu kurutuyor muyuz? Ne yapıyoruz? Bekletiyor muyuz? Kızlıyor şimdi muyuz? Bu ilk önce hayvanın sırtından çıkar. Sırt kısmından. Ondan sonra güzelce bunu tezgahta kasap arkadaşlar güzelce hücre bıçakları derik buradan. Hücreler olarak böyle bıçağının şey yaparlar. O hücrelere de biz tuz basarız. Tuzlandıktan sonra bir gün, iki gün dinlenir. Etine göre bazı etler çok ağır olur. Hayvan 400 kiloluk da olabilir. Onu iki gün bekletirik. Elinde bıçak olmana bir şey demiyorum da hayvan derken bana bakıp durma da üstten ya. Röportaj mı yapıyoruz? Şimdi, risk altında mı? Anlamıyorum ki ben ya. Bıçağı buraya koyabilirim. Koy tabii. Ben savaş muhabiri değilim ki ya. Memleketimde magazin var. Ama bıçağı buraya koyduğum zaman benim buradaki operasyon hiçe sayılır. Yani. Önce anlat sonra yap operasyonunu. Muhakkak bıçak elimde olacak ki bunun belki bir yerinde bir arızası varsa bakacağım. Tuzladık, bir iki gün beklettik. Tuzlattık, burada bizim paslanma şeylerimiz ya, var. Usta şu paslanmazı kaşınla göster ya. Onlar da iki gün dinlenir. Ondan sonra tekrar yıkanır. Yıkandıktan sonra böyle bu gördüğünüz şeylere asılır. Tuzlandıktan sonra et yıkanıyor. Evet. İki gün durduktan sonra veya bir gün, bir buçuk gün durduktan sonra yıkanır. Güzelce asılır. Asıldıktan sonra tekrar iki gün orada bir suyunu çeker. Suyunu çektikten sonra güzelce pres derik. Prese güzelce kayarız. Orada presini, dengini alır. Pastırmaların dengini alır. Çemen neden oluyor? Çemen unundan oluyor. Çemen unu, evet. Sarımsak. Sarımsak, biber, bunlardan oluyor işte. Çemeni mühim, en mühimi nedir? Eti mi mühimdir, çemeni mi mühimdir? Çamanın en mühimi baharatıdır. Baharatı. Evet. Vermiyor mu formülünü? Baharatın vermem ben kimseye bu formülü. Allah gecinden versin. Hüseyin abi de gittiğinde bu formül onunla beraber korkarım gidecek. Şu formülü yetti demektir bize yani. Bize söyle öyle bir şey olur Allah korusun. Size söylemem için en az 5 milyar vermeniz gerekiyor. Ama bu formül 5 milyar. Aman al git ustam, Allah gecinden versin. 5 milyarlık formülü. Ne yapacağız biz ya? Sonra çemeni buluyoruz. Ne kadar kalıyor kurumada? Çamanda kuruttuktan sonra çamana yatıyor burada. Bu sabaha kadar kalır. Sabahtan güzelce arkadaşlar silerler. Biz silerdik. Ondan sonra orada bir günde orada durur. Zamana göre yazısa orada kurur. Kış ise fırınlarımızda güzelce kurur. Yani pastırma kaç günde hazırlanıyor usta? Pastırma en az 20 günde hazırlanır. 20 gün? Evet. Aman bizde adet böyle. 25 seferde elden geçer bu pastırma, insanlara yiyecek olarak hazırlandığında. En can alıcı soruyu sorayım. İyi pastırma nasıl anlaşılır? İyi pastırma... Gidersin şarküteriye, pastırmanın iyisini alacaksın. Nasıl seçersin? İyi pastırma tütünlük deriz biz. Tütünlük de olur. Yani kesersin ama iyi pastırmayı şu kısım, mesela şu kısımdan aşağısı tütünlüktür. Bu çok lezzetli ve yumuşak olur. Şimdi bu ip tarafına geçtikçe sertleşir. İpi de onun için buraya takarız. Demek ki pastırma alırken görebiliyorsanız ipli kısmından değil, yetişebiliyorsunuz, evet. En baş kısmından alacaksınız. Aşağısını. Peki içinde öyle siniri miniri falanı filanı oluyor bazen? Onları gittikçe yani çemene hazır olmaya gelene kadar ayıtlamaya çalışıyoruz yani. Kendi kendine pastırma yapılır mı mesela evde? Yapılır da bilen yapar, herkes yapamaz. Havanı sevsinler. Evet. Evde yapıyor musun sen yengeye? Yapıyorum tabii. Yapıyorsun. Evet. Yemek memek yapıyor mu yengeye? Hayır, yemek yapmam.
Sadece pastırma yaparsın. Pastırma yaparım. Özel arkadaşlar da istedikçe onlara da yaparım. Ya. Evet. Siz isterseniz size de yaparım. Hay ağzını seveyim İslam ya. E buyur. Buyur. Bugüne kadar en büyük sıkıntılardan, en büyük sorulardan biriydi. Özellikle Kurban Bayramı'nı zehir eden soruna programımız bir son verecek. Kurban nasıl kesilir? Nasıl kesilir ustam? Kurban ayakları bağlanır. Ya sen güzel. Hakikaten ciddiye aldın ya ustam. Nasıl? Ve farklı bir giriş yapayım dedim ben Hüseyin ustam. Mesela? Efendim bastırna nasıl kesilir? Hadi ondan şahsım adına söylüyorum, bana ne? Kayseri bastırnası nasıl yenir? Şimdi ben onu göstereceğim. Siz de diyeceksiniz ki gittiğin her yerde... Evet, evet. Ama Kayseri'ye kadar da gelmişken, Kayseri pastırmasını da bulmuşken yemeden gitmek, ya kusura bakmayın, ne bana yakışır ne de bir başka arkadaş. Yeter bile eledim daha Hüseyin abi. Tamam. Desteği yiyelim lan. Efendim, toplumsal hizmet bilincini kendisine düstur edinen Şoray Uzun Yolda programının bir takım hizmetleri vardır. Bu hizmetlerin en önde gelenlerinden bir tanesi de gıda maddeleri nasıl tüketilir? Kayseri pastırması nasıl yenir? Efendim, Kayseri pastırmasını şöyle bir dilim olacak şekilde. Arzu edenler bunu 2 dilim, 3 dilim, hatta abartanlar 3-4 dilim. Efendime söyleyeyim, yuh kategorisindeki sevgili izleyicilerimizden bazıları 10 dilim 15 dilim hiç önemli değil. Biz örnek olsun. Kusura bakma salyalarımı siliyorum. Bir dilim alınır. Mümkünse iki parmağınızı birleştirmek suretiyle, hatta üç parmak da olabilir. Elinize yapışan çemenlerin hiçbir hükmü yoktur. Şimdi burada... Bu kısma kadar teorisi bu. Bundan sonrası tamamen sizin kreatif kişiliğinize kalmış. Arzu ederseniz bunu şöyle Erol Taş misali, arzu ederseniz kibarca, arzu ederseniz yandan, arzu ederseniz diğer yandan 90 derece, 45 derece, 30 derece hiçbir önemi yoktur. Asıl olan bunun bir an önce ağza atılmasıdır. Gerisini zaten hepiniz bilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.